Daha çok sapmış abi zaman. Bakış bastı. Tekrardan. Oldum, şöyle koyayım şunu. Çırayı. Ani bastıran kış. Su donmamış, donmamış. Hemen salalım babacığım, hayvan da suyunu içsin. Az sonra yeminizi yiyeceğiniz, merak etmeyin. Abi bir anda kar, kış, kıyamet oldu her şey. Ya dün ne güzeldi, günlük güneştik. Bugün abo. Tonmaz daha da. Yavaştır, yakındır. Hadi çıkın bakalım. Şu sonuçlar. Kışa bakın, kışa siz. Oho. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel bir günün akşamından. Evet, bugün biraz pazarda işlerimiz vardı. Oraya gittik. Hayvana yemini samanını verip de gitmiştik. Abi gelesiye kadar kar fırtına oldu her yer. Şimdi koyunlarımızı son yemini vereceğiz. Son yemini yedikten sonra zaten işleri bitiyor. Kuzularını da buluşturacağız. Artık işler yavaştan yavaştan kolaylaşmaya başladı. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yine güzel bir vlogla sizlerleyiz. Bugün akşam üstüne çevirdik olayı. Yani biz bütün her şey burada bittikten sonra evde ne yapıyoruz, neler yapıyoruz, nasıl dinleniyoruz, neler oynuyoruz, ne oyunlar oynuyoruz, kendi aramızda nasıl zaman geçiriyoruz onu göstereceğiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Akşamüstü videosu olsun bu da. Haydi başlıyoruz. Bol bol beğeni, beğenmeyi unutmayın. Su açıldı arkadaşlar, şu suyu verelim. Baksanıza hayvan bayağı susamış. Biri bu, biri bu. İki tane koyunumuz kuzlamış. Bir tane keçi kuzulamış. Bu da yeni pofidik. Bir tane de burada var. Yok, burada yok. Yeni yeni kuzulayacak baba, bu da kuzulayacak. Kulağına bir dumgatı verelim şimdilik. Sağ kulağına. Sağ kulağına. Lütfen. Şu kuzuya da yardım edelim, şu koyuna. Kuzulayacak, kuzulayamamış daha. Başlatıverelim kuzu doğumunu. Arkadaşlar ikizleri görüyorsunuz. Cin Ali'ler. Hemen şu kuzumuza, doğumumuza yardım edelim. Zaten gelmiş ya. Yalasın. Şurayı getir baba, görsün kuzusunu. Tamam, onu bırakmaz artık o. Arkadaşlar gelir gelmez bir doğum daha yaptırdık. Kuzusu orada yalasın, kurutsun, baksın ona. Vallahi maşallah tay gibi arkadaşlar. Gerçekten süper, 10 numara kuzusu var. Bu da ulüşlerimizden bir tane. O da yeni oldu. Şimdi koyunumuzu salalım. Yemini yesin. Bir tık geç kaldık. Bir saat gibi bir geç süremiz oldu ama olsun, sıkıntı yok. Hayvan sıcacık burada yatmış abi. Dışarıdaki kar efsane yine, mükemmel. Hemen salalım hayvanlarımızı. Baba suyu kapatalım, içmezler bundan sonra. İçtiler, doldurduk, bir daha içtiler. Tamam, ay kız. Açık burası baba. Yapışmış. Tamam. Hadi koşun bakalım. Hadi bakalım. Ay kız oyun yapma sen. Sen bir dur ay kız. Abi şu kofalardan bir 10 tane daha getirttireceğim. Şu anda duymuyor bak, koyunun gittiğini görmüyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Buyurun hanımefendi. Gördünüz mü? Sersemledi.
Daha anneleri yemedi. Harbiden çok yağacak ha. Çok güzel bir kar yağıyor. Şimdi size... Niye çalışmıyor ya? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Şöyle göstereyim. İnceden inceden yağıyor ama mükemmel bir kar yağıyor. Efendim baba? Yok baba, daha yememişler. Tamam, alayım birazdan. Sabah nasıl uyanacağız acaba, merak ediyorum ha. Çok kar yağıyor baba. Oğlum zamanı vallahi. Zamanı sabına. Aslan parçalarını birazdan salacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Abi kara bak, kara. İnceden inceden yağıyor, mükemmel yağıyor. Şimdi arkadaşlar annemleri okumak yerine götüreceğim. Mevlüt var. Orayı bırakayım, hemen geleyim. Kuzulara devam edeceğiz. Dediğim gibi bugün aslında birazcık kaytardık işlerden. Hem babamın hem bizim işlerimiz vardı. Pazara gittik. Pazara gittik, geldik. Hadi çıkın. Çıkın arabanın yanından. Mama vereceğim ben size. Çıkın. Çıkın, ezilirsiniz. Hal böyle olunca geçe kaldık. Arabamızın olmasa gitmem de. Vitesi de atmadık. Bu karda kışta anne he? Arkadaşlar geçen babamın süt annesi vardı ya, Anfana diyordum ben. Anife anne diyorduk. Bize Anfana olarak öğretildi. Rahmetlinin okumak yeri var. Mevlidi var. Oraya götürüyorum annemleri. Bırakalım gelelim. Bayağı yollar mollar kapanmaya başlamış bu anda. Anam. Kara bak kara. Bereket köy içinde okuma yeri kızında. Evet. Eğer şehirde falan olsa gidemem de. Şehirde olsa zor. Tamam, sen de bizi ara, tamam mı, geldim diye. Tamam tamam. Aratma. Ben ben diyorum ki abi anne beni ararsın. Annem de diyor sen de beni ara. Annene bambaşka. Anne. Aha kalıyoruz herhalde. Fara bakıyor mübarek. Oho. Oturmak yerine de gidiyorlar bazen. Oturmak yeri derler bizim burada. Önceden işte diyordum ya, annemler oturmak yerine gitse de ev bana kalsa diye. Tabi ne oluyordu? TRT. Tek televizyon var. Şu şeyli antenlerden var. Film oluyordu saat 8-8.30 gibi. Mesela uçak firarda, uçak korsanları, ne bileyim tavuklar firarda, böyle eski zamanın uçaklı uçaklı filmleri, hani böyle kaçırıyorlardı ya uçak uçak. Öyle filmleri çok severim ben, izlerim. Dövüşlü film derler. Ne izledim akşam? Dövüşlü film izledim. Aslında aksiyon filmi yani. Aksiyon filmlerini çok severim. Onlar çıksın diye bekliyorum. Arkadaşlar annemleri bıraktık geldik. Biz işlere devam edelim. Babam aslında ekranın yanına gelse olur. İkra şu anda yalnız evde uyuyor arkadaşlar. Hemen babamı gönderelim. Biz ben hallederim Semiha'yla. Bu arada dediğim gibi akşam olsun da işte içeri girelim. Ne bileyim şöyle sobanın yanına uzanalım. O yemekten sonra gelen tatlı bir uyku vardır arkadaşlar böyle. Karşı koyamazsınız. İlla ödevleriniz falan olur ama o uykuya da karşı koyamazsınız. Bir olay anlatayım size. Şey yaptım ben. Şimdi ödev verdiler böyle. Tamam mı? Çek katı böyle gerindim. Çek katın üzerinde yazıyorum. Çek katı masa olarak kullandım. Oturulan yerde yazıyorum şöyle. Abi işte bir şeyin kitabın özeti mi vardı? Kitabın bir tabı okudum. Her şeye hazırım ama özetini yazacağım. Beyaz dosyaları aldım el yazısıyla. İşte birkaç dosyayı yazacağım, bırakacağım. Abi işte şey yaparken uyuyakalmışım ben. Yazarken. Kalemi de dikmişim böyle şeye. Çek katın üstüne dikmişim abi, pilot kalemi. Pilot kalemler vardı. Pilot kalemi bütün çek kat emmiş mürekkebini. Hiç kalmamış. Bu uyandım, bir tane pilot kalemim var. Yedek diyoruz. Yazamadım. Kaldım arkadaşlar. Öğretmen kızdıydı. Anlattım, inanmadı biliyor musunuz? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun diye. Dedim vallahi hocam
kalemi böyle çekyatın üstüne koydum. Ben çekyat kalemiymiş dedim. İnanmadı yani. Ama harbiden öyle olmuştu. Yediler. Yemişler baba. Yine su içiyorlar, hafiften içsinler. Hey 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 hey. Basacağız abi. Şimdi mi basacağız? Baba çok kar yağıyor, çok. Hadi kaçırdın sen al hadi. Su içiyorlar, su. He? Benim kuzumun kuzusu. Ötekinin kuzusu. Şurada bir tane kuzu vardı, ayaklandı mı? Onu emzirelim biz. Tamam, onu sonra emzireceğiz. Sen al koyunları. Tamam baba, hemen alayım. Yesinler. Hey, 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 hey. Hey. Hey, hey, hey. Yoksa. Gel. Ya sen gelme. Sen hayır. Sen hayır. Sen hayır. Sen hayır. Sen evet. Abo, kara bakın, kara. Mübarek, bereket, bereket. Sen gel. Sen gel. Sen gelebilirsin. Tamamdır canlar. Tamamdır. Sen gel hadi. Seni de alalım. Seni de alalım. Gel, sen de gel. Gel. Gelmek isteyen alacak koyun. Sen de gel. Sen gel. Arkadaşlar bunu annesine tutacağız. Kucu. Nerede bunun anası? Arkadaşlar ikizler emiyor. İlle dolu olur zaten. Ha, dolu dolu bunu tutacağız arkadaşlar. Diğerleri birini halloldu. Birini buna bırakıyor ille. Almıyor mu bunu? Bu, bunu almıyor değil. Bunu nazlanıyor. Çok seviyor da. Bu da ikiz ya. Birini emziriyor. Bu da evde kalıyor ya üşüdüğü için. Buna değil de bak, bu memesini bırakıyor. Bu taraftaki boş bak. Evet, bu dolu kalmış hakikaten. Evet. Bunu götürmeyelim eve ama az daha bir götürelim. Üşüyor götürelim. Üşüyor abi, ağzı bunun gibi oluyor. Bunun üstüne keçiler yatar, bu çok cılız. Bu biraz daha büyütelim. Anne seviyor onu zaten. Bak sevmese süt bırakmaz ona. Sen tutabilecek misin? Ben mi tutayım? Sen mi emzireceksin? Ben tutarım. Peki küçüğüm sen gel. Boyadım ben bunu, bu kaybolmaz artık ya. Çok büyük kuzusu var maşallah. Çok seviyor. Toklu daha bu. Büyük kuzusu mu? He. Bu arada arkadaşlar az kaldı. Birazdan istirahate biz de geçeceğiz. Bu arada süper. Abi iki tane memesi var. Nasıl iki tane ne? Bak burada küçük. O küçük canım, bundan süt çıkmaz. Ama bundan da çıkmıyor. Dur bekle. Tamam, ya gibi sütü var, hadi küçük hadi küçük. Yem bakalım koca kafayı. Kafaya bak değil mi kuzunun? Tam koca kafa. Anasının altına olmuyor ki, yatıralım acık. Senin kuzun. Arkadaşlar waffle makinesi görmüş Semih halar. Waffle makinesi aldık, waffle deneyeceğiz. Waffle mıydı? Evet. Yanlış söylüyor olabilirim. Ben bunu alayım. Başladı. Taze ishaller bazen oluyor, bazen olmuyor. İlaçlar etki gösterdi yani. Çok kötü bir şey bu ishal. Hadi çıkın bakalım. Çıkın bakalım. İki tane kuzu kalmış Semih ha. Bak gidiyorlar. Geçen senenin burada büyüyenlerinden arkadaşlar şunlar. Bakın şu. Geçen sene burada aynı bunlar kadar geziniyordu yani. Şu anda buraya kaçmış. Arkadaşlar bir seferde hepsini ayırabiliyor muyuz? Hayır, ayıramıyoruz. İnanın bir sürü kalıyor. Şimdi ellerimizi ayıracağız ama öncelikle şunların yemlerini açayım. Burada yemeye başlasınlar.
Şöyle kendimiz geçen sene biliyorsunuz bunlar kapanıp kuzuları rahatsız ediyordu. Kilit yaptık. Şöyle küçük bir kilitle de kilitleyip işimizi hallediyoruz. Ufaklardan olanlar, kaçanlar varsa dışarı, dışarıdakileri de içeri ayıracağız şimdi. Dörtlü var. Bunu ayıracağız. Emsin acık. Emenlere müsaade, emmeyenlere ayırıyoruz arkadaşlar. Bu kırmızı kafa kalacak. Şu iki numara ayrılacak. Saklanmış bizim buraya. Saklanmasına gerek yok çünkü. Annetten ne emeceksin sabaha kadar? Emsen. Bir litre süt emersin ama burada bak öyle mi? Yem var, saman var, su var. Oh arkadaşlarım parti yapıyor. Arkadaşlar gece dedik ama gece bayağı oldu. Hala ayırıyoruz. Şöyle merinos kuzularımızdan güzel bir kuzu. Belirli bir saatten sonra annesinin yanında tutmakta sıkıntılı arkadaşlar. Burada annesinde duracağını, burada yemlesinde. Yeni doğanlar bir 8-10 tane onlar kalacak. Geri kalan hepsi ayrılacak. Mesela sen. Arkadaşlar kuzulara afiyet olsun. Onları bırakıyoruz. Hadi gidiyoruz. Artık burada işimiz bitti. Saat kaç? Saat 8:25 geçiyor arkadaşlar. Saat 8 mi? 28 mi demek? 8. 8:25 geçiyor. Evet görevimiz bitti. Şimdi içeri gidelim. Bir dinlenelim. Tamam arkadaşlar burada işte. Nereye gitti o? Te? Kucum burada. Hadi gidelim Semih abi. Bitti işlerimiz. Ayağım da kuzular. Kuzumuz ayaklanmış arkadaşlar. Hangisini alayım ben? Şunu sen al. Ben onu alayım. Bunların ikisini de eve götüren üşümesinler bu akşam. Çiğne hala burada. İçeri gidiyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Şaşkınlar. He öyle. Bu çok fena bak. Şuna bakın. Tam erkeş tipi var ama Semih abi. Arkadaşlar Ayaz'da anneleri alıyor ama cılızlar oluyor. Bazen almıyorlar, bazen kenarda kalıyorlar. Bir şu ulakların bir 10 günü var. 10 gün iyi baktınız mı ondan sonra bir daha önüne geçemezsiniz. Cin Ali gibi olurlar. 10 gün koruyup kollamak lazım. Bu arada kar hala devam ediyor yani. Az yağıyor mu? Olsun bakalım. Kafamdan atmak sıkıntılı. Biz atıyoruz. Bir dolduralım şöyle ateşimizi. Bir daha ta akşam geliriz arkadaşlar. Meşelerden bol bol içine atalım. Anne çalışmayacak çünkü. 52 yapalım içerisinde sıcaklığını 53 yapalım çalışır. Çalıştı gördünüz mü? Evet arkadaşlar içeri geldik. Artık içerideyiz. Şimdi çayımızı yapacağız. Çorbamızı yapacağız. Yemeğimizi yedik çok şükür. Karnımızı doyurduk. Bakın ne aldık biz. Semihalar görmüşler bunu. Perihan abladan. Waffle makinesi. Küçükmüş Semih ha? Ya bu kadar oluyor zaten. Waffle yapacağız şimdi. Waffle mı waffle mı? Waffle. Waffle yapacağız. Waffle makinesinde waffle yapacağız. Tost makinesi gibi bir şey bu. Aslında bizim o akıtma dediğimiz olay gibi mi oluyor Semih? Evet. Akıtma oranından biraz farklı. Yani bizim bu incecik döktüğümüz Sevara'da bilincik diyor arkadaşlar. Kırgızistan'da da bilincik diyorlar. Şekerli hamur. İncecik dökülür böyle yağın yağa dökmüyorlar sanırım. Yağa mı döküyorlar? Ya bu bazı şeyler ben internette de gördüm yapıştırabiliyormuş. O yüzden birazcık yağlayın diyor. Şimdi biz ilk defa pişireceğiz ya. Kullanılmış gibi mi bu Semih? Yok be. Evet. Sıfır aldık bu arada. Deneyelim bakalım o zaman waffle makinemizi. Evet waffle'ın malzemelerini hazırlayalım. Önceden içeri geldiğimizde arkadaşlar yani dedim ya kuzine mısır atılır. Mısır suyu da su kaynatılır. Mısır mahallesi de yapıyorlardı önceden. Patates atılır vesaire. Geceler uzun geçmiyor da tabi. Şimdi biraz geç geldik bugün ama normalde saat 7'de kapandığınızı düşünün köy yerinde. Bir yere de çıkmıyorsunuz. Şu an köy kahveleri açık ama hanımlar hep evdeler genelde. Gitti. Yumurta kabuğum gitti. Şimdi waffle'ımızın iç malzemesini hazırlayalım. Şey oynuyorduk Semih'a sizlerle biliyor musun? Ne? Humble. Evet.
Humble oynuyorduk. Dur. Ben karıştıracağım. Dur hemen karıştırma. He? Oo, köpekler salıyor. Bu hamuru bu. Evet. Bu 80'lerde izlemiştim ben bunun aslında bir de arkadaşlar. Dış ülkeden o zaman tabii 80 zamanında bir karıştırayım mı? Karıştır. Hangisine? Turboya basmayalım. Şuna basalım. Dur ben bir. Tuz mu? Bir çimdik tuz. Yumurta koyduk, şeker koyduk, tuz koyduk, süt koyduk. Yağ koyduk bir bardak. Bu da bir iki su bardağı falan sanırım. Evet. Şeker bir su bardağı mıydı? Yok, 8 yemek kaşığı. Annemler mi geliyorlar yoksa? Daha gelmezler gerçi de. Arkadaşlar annemler gelesiye hazırlayalım. Onlar da dediğim Mevlüt'e gittiler. Okusunlar. Birazdan gelirler. Ne güzel koktu vanilya. Kaç bardak un? 4 su bardağı. Karıştırayım ben bunu. Karıştır. 4 su bardağı da un mu katacağız? Başka malzeme yok herhalde. Yok. Hadi bakalım. Bu waffle'ın dış hamuru mu oluyor? Evet. Dalmadı. Sesini bir göstersene. Öyle mi? Eyvah. Ya abi ya. Her yer battı. Hep senin yüzünden oldu. Göster dedin. Şu içinde, hale bak. İçinde gösterirsin. Her yer battı. Bak bir şey yok onda bak. Tamam hadi tamam. Ne oldu ya? Dişli sıyırmış gibi ses çıkıyordu senin ha. Bir bastı ya. Dışındayken. Buna bak. Hamur hazır oldu arkadaşlar. Baba çay nasıl yapılır? Oğlum. Suyu kaynatacaksın sonra soğuyacak, dinlendireceksin 2-3-4 dakika. Babam çaysız yapamaz. Çaydanlıklarına bakın arkadaşlar. Taze içer, hep içer. 5 bardak. Waffle yapıyoruz biz baba. Ha? Waffle. O ne waffle? Nasılymış baba? İyiymiş. Çözdün de anladın mı ne olacağını? Anladım. Yarın sabah bir deneyin bakalım nasıl. Baba şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Evet. İyi olur bence. Afiyet olsun. Bu ne baba? Tost da olur onda baba. Bunun ayarı var bir de az. Kızartma çok kızartma değil mi? Vallahi buraya ayar koymuşlar evet. Şu anda sıfırda. Sıfırda böyle gidiyor. Güzel rengi varmış Semiha. Meyvesiz olmuyor mu? Olmuyor değil mi? Ya istesen meyvesiz de yiyebilirsin. Şimdi ben bunun arasında arkadaşlar meyveler de bunun arasına giriyor zannediyordum. Böyle değilmiş. Emin misin Sema? Değil değil. Yani sadece bunda hamur mu pişecek? Evet hamur pişecek. Ondan sonra hamuru alacağız. Üstüne çikolata süreceğiz. Meyve bu kadar. Yapma be. Ben bunun arasına meyveleri de giriyor hayır zannettim. Nasıl düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Şimdi bunlara şimdi meyveleri hazırladık ya. Bu arada burada meyveleri hazırladık. Alt hamurunu döktük. Araya meyve çikolata koyduk abi. Üstünü tekrar hamur döktük. Böyle tost yaptık. Yedik gibi düşündüm ama öyle değilmiş. Şu anda bir pek bir şey kalmadı gibi ya. O zaman Semiha bunu yağda da tavaya döküp yapabiliriz yani. Evet. Nasıl sadece şekil var. İşte evet aynen. Dur bakalım neyse göreceğiz bak. Tost makinesinde de oluyor. Arkadaşlar muzları da kivileri de doğrayalım. Bunun içine elma, kivi, portakal, mortakal hepsi olur. Bal döküp de yiyebilirsin üstüne. Her türlü oluyor. Aslında meyveyi yemenin başka bir yolu gibi bir şey. Vallahi ben şu anda gerçekten düşündüğüm gibi değilmiş. Babişkom, benim en büyük eğlencem. Gel bakalım babişko, babişkonun bir kucağına gel. Abi ne oldu kız? Ne? M'ler uyuyor kız. Aç bak. Bak. Bak ikisi de uyuyor bak. İki tane iki. Say kaç taneymiş? Elinle göster. İkiyi yap elinle. Bir, iki de. Bunların adı ne? Buraya gelmişler değil mi? Bunların karnı acıkmamış. Kim muz verelim bunlara? Hayır. Yerler mi muz? Hayır. Ne yer bunlar? Bir meme. Bir meme emerler değil mi? Hı? Başka bir şey yemezler mi muz falan? Hayır. Hayır. Nereye gidiyorsun gene?
Halandan muz iste, muz verelim hadi. Belki. Hala, hala de. Muz mu? Onlar muz yemez ki. Ver sen bir tane halası. Ver bakalım, verelim. Almaz ki. Belki yerler deme. Sen kızım hayvanlara bak, tamam. Bak şimdi, ver kızım. Ver bakalım. Bu ne ver? Yedi mi? Yedi mi? Bak anası elim attı. Çok titiz. Aferin kızıma. Aslında en büyük eğlence ne biliyor musunuz evde? İşte bu arkadaşlar. İşte bu tatlı bir kız. Isırdın mı sen beni az önce? Isır bir daha. Evet. Tabii biz yani bu kadar çok olmuyordu bizim zamanımızda. Yani o aslında bir eksiklik diyebilirim. Baba. Babam benim, bebeğim benim. Ama babamla çok koyun otlattık. Nasıl fıstıktan koyun otlatırdık babamla? Bizim fıstığımız var mı? Olması lazım. Mesela 50 tane evet 50 tane fıstığı alırdık. Onu da gösterin birazdan ben size. Kızımla koyun otlatalım, tamam mı? Babam benim, babamla o, sırf o oyunu oynuyorduk yani geceleri. Meme. Oba. Kızım da merak ediyor böyle şeyleri. Şimdi waffle makinesini açtık. Beklememiz lazım mı baya? Isınacak da ben hiç bir şey bilmiyorum. Isınmaya başlamış. Bunun içinde yumurta da olur değil mi? Dünyalar tatlısısın sen, biliyor musun? Biliyor musun? Gözlerimi kapama, bir şey göremiyorum. Evet. Hadi bakalım. Biraz açayım mı? Yağ falan sürmeyeceğiz değil mi içine? Süreceğim. İlk defa pişirdiğim için bilmiyorum hani yapışacak mı yapışmayacak mı. Fatih'in al sönecek. O bir şey sönmüyor, doğru. Kapanmıyor ki. He, bu sadece şey. Çok az ayarda. Isındı mı? Çok küçük ya. Az ya. Ha, sıcak, bayağı ısınmış lan. Evet, değil mi sürüyor? Koyalım bakalım nasıl olacak. Çiçek gibi çıkacak Sibahan. Bir kaşık. Waffle hamurumuzdan bir kaşık atıyoruz arkadaşlar. Ölçüsü yok herhalde. Bir çay bardağı kadar. Şu anda tamam mı? Kapatıyorum. Üstüne de süreyim. O kendi yayılıyor. Bence yağa gerek yok. Onu yapışmaz falan yapmışlardır tahminimle. Bastır. Abi sakin. Çok şey yapma. Biraz kısalım. Abi ne yaptın? Hemen pişiyor. Ne var acaba, ne ki o? Yapacaksın. Ha, yeşil ışık o seviyeye ulaştı anlamına geliyor. Yani bu başarısız bir deneme oldu. Benim merakımdan dolayı olmadı bu ya. Çabuk açtık ya Semih abi. Yenge sesin gelmiyor. Hadi o. Beni arıyor. Sanırım bir 10 dakika sıcak falan dedim, bekliyor. Sıcak değil. Buharı burası yakıyor. Orası sıcak değil bak. Şu yanlardan çıkan buhar adamını şey yapıyor. Bir 10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Hiç açmadık. Bakalım nasıl çıkacak. Bu yeşil arada yandı bak. Pişince mi yeşil yanıyor? Ha, bence yeşil yanması şey. O sıcaklığa ulaştığında yeşil yanıyor. Mesela maksimumda söndü bak. Gördün mü? Şimdi tekrar yandı. Yani o sıcaklığa ulaştı. Ben bu sıcaklıktayım. Yeter mi? Bence yeter. He. Pişti baksana ama. Çiçek gibi oldu. Arkası pişti mi o da? Hop. Acık yanmış gibi Semih. Bak bu daha iyi pişti. Evet. Sıcak. Ben işte bu hamuru... Efendim kızım? Tamam, ben onları anlatacağım sana. Ben bu hamurun arasına şu arasına bu meyveleri koyup öyle pres yapıyorum zannediyorum. Hayır. Buna kaç koyduyduk? Nasıl yani? İki mi koyduyduk, üç mü? Bir tık daha fazla koyacağız yani. Kepçe mi? Evet. Bir buçuk kepçe koydum ama. İki koyuyor dol dolu o zaman.
Bakalım nasıl olacak şimdi. Yanlarından taşmasın. Taşmaz taşmaz. Bu arada annemler aradı arkadaşlar. Annemleri almaya gideceğim. Bir tane yaptık. Oo Semiha ne yaptın? Parçalandı. Bu üçüncü güzel oldu. Bu ne oldu? Ha? O da pişti. O yarım kaldı. Dört beşinci. Beşinci derken? Bak gördün mü? Şimdi burası yok. Ya vallahi. Bekleyelim ya. Bekledim abi yanacak. Dört tarafı peş güzel pişmiyor mu yani? Yo güzel olmuş. O kısmı pişmiş. Süper bence. Bence mükemmel. Bol bol çikolata mı? Evet. Aynı benim yaptığım gibi aslında biliyorsun değil mi? Sabah pişirdiğiniz akıtmanın arasına çikolatayı sarıp yiyordum. Aynı o yani. Ama güzel gözüküyor. Çikolata sürülecek. Arkadaşlar bakın burada Semiha bir tizgelesiye kadar yapmış. Çikolata, muz, çilek, tekrar ortada kivi. Tekrar üstüne çikolata sosu mu? Çikolata sosundan ben dökeyim. Bu seferkini böyle yapalım. Evet. Bence güzel. Bunu yaparken diğerini dökelim. Pişsin bence senin. İdeal ha. İki kepçe koymuyorum artık. Her şey yaydırıyor. Hı hı. Zamanla öğrenirsiniz ayarını ya. Bu ortası boş kaldığı için mi acaba? Evet. Bence birazcık iki, daha. İki kepçe koymalısın. Evet. Aynen öyle. Şimdi eşit dağıldı bence. Kapatalım. Kapat bakayım. Biz bu işi beşireceğiz. Ay yalnız çok sıcak ha. Sıcak. Dur basma. Çıkıyor mu kenarlarında? Evet yavaş yavaş bu işi de yapmaya başladık arkadaşlar. Semiha kullanıcı olarak senin yorumlarını alalım. Bana soracak olursan çok bir esprisi yok bence. Sence? Yok ya sadece bir şekli var işte. Yani bunu normalde arkadaşlar tavaya da döküp tavanın arasından çıkan bilincik ya da akıtma dediğimiz hamura üzerine çikolata meyve sarıp da yiyebilirsiniz. Bunun hamuru biraz daha kalın. Tabi denemedik daha ama. Neden bu? Bir tek hamurun arasında fark var. Mesela onda şey falan yok. Kabartma tozu, vanilya yok. Bu kek hamuru gibi. Bu yani bütün özelliği. Bunu tost makinesi olarak da kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Şekilli tost yapar. Dağda bize. Dağda elektriği nereden bulacaksın? Burada yaparız. Dağda yiyeceğiz ya. Evet arkadaşlar şöyle pişirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir deneyelim. Keselim de deneyelim he. Çöpeyim mi? Bunlar bölünüyordu normalde kendi Semiha. Kesene. Şöyle. Ben vallahi hala meyveleri tost yapacağız. Waffle deyince öyle zannettim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ay. Yani. Kek hamuru. Kek hamuru. Bazı şeyleri merak etmeyeceksin demek ya. Güzel olmuş. Abi niye böyle getirdin? He? Niye böyle getirdin? Tabakla getirdin. Onu baba öyle al. Tabakla getirdim ya. Tabak orada. Böldüm de aldım ben. Tabağı getir eli bakacak. Güzel olmuş. Baba bu kekini de yesene. Niye üstündeki? öyle işte. Nasıl sence baba? İyi olmuş. Akıtma gibi. Babam da aynısını söyledi. Yani. Değil mi? Akıtma gibi oldu. Kız var kızım. Arkadaşlar şimdi fıstıkla oynanan bir oyun göstereceğim size. Babam bize böyle oynatıyordu. İkra da sayıyor şu anda. Fıstıktan koyun sürüsü yapıyorduk aşağı köyde genelde. 15, 20, 30, 40. Kaba şekerlerden köpek,
eşek falan yapıyorduk. Şu anda kaba şekerimiz yok. Sadece ne fıstıklarımız var. Evin içinde bunları böyle otlatıyorduk arkadaşlar. Sonra ne oluyordu? Babam bir tanesini mesela götürüyordu. Kurt kaptı diyordu. Bir tane daha götürüyordu. Bir tane daha götürüyordu. Benim sürü iyice azalıp bitiyordu. Kaç tane koyunumuz var İkra? Evet, İkra bakın. Fıstıklarımızı dizde. Evet, zamanımızı bununla geçiriyorduk eskiden. Hadi götürelim kızım. Suya götürelim koyunları. Şu 300 yapacak. Bu... Hey. Birer tane koyun yedik değil mi? Birer tane. Gel, ben sana çayım. Gel. İşte böyle arkadan gelip babam sürüye saldırıp koyunlarımızı yiyordu. Şimdi İkra da yiyor. İkra, koyunları yemememiz lazım kızım. Çoğalmaları lazım. Şundan anaç bırakalım, tamam mı? Bundan damızlık olur. Bu büyük. Evet, hadi otlatalım onları. İşte asıl olay bu arkadaşlar. Biz oynayalım, gel. Halası ikiniz oynayın bakalım hadi. Önce ikiniz bir yarışın. Birer kere vuracağınız kızım. Evet arkadaşlar, şimdi geceleri eğlencemiz de bu. Tamam, sen bir tane vur. Bir tane daha vur kızım. O uyandı, vuruyor. Baksana. Orasına vurursan hepsi düşer. Al işte size. Kim kazandı İkra? İkra. Arkadaşlar, bunu oynaması sorun değil de dizmesi sorun yani. Bunu kaybeden dizme cezası verilmeli bence. Yoksa güzel oyun da. Tabi İkra bizim komple indirmeye oynadığı için hepsini patır kütür indiriyor. M burada. Burada M, burada. Ha, babanın yanında kızım. Ha, burada M, bak. Al kızım sen M'yi sen. Oh. Oh, M'yi burada. Hadi bakalım. Eğer atı düşürürsen kaybedersin. Nasıl ya? Sen düşürdün. Oğlum olmaz böyle bir şey. Kendisi ortadan delikten gitti daha buraya vurunca ya. Ne kadar şanssızım. Ne yiyeyim? Arkadaşlar vallahi şuna bakın, delik açıldı. Hadi şimdi ya. Annesiyle kızı kapışıyor arkadaşlar. Hadi bakalım İkra, ilk önce sen vur kızım. Vur iyicene. Annesi, sıra sende. Şimdi sen de. M geldi kızım. Ben M'yi alayım. Hadi bakalım. Cimcime seni. Şimdi annesinde sıra. Hadi bakalım. İlk düşüren kaybeder. Allah. İkroş, kaybettin kızım. Evet arkadaşlar, bir gecenin sonuna geliyoruz. Kar dinmiş. Yani kar yağışı şu anda yok. Ama ayaz var. Bakın babam. Işığı görebiliyor musunuz? Orada hayvanları dolaşıyor. Ben de şöyle çıktım, kaloriferi doldurayım. Saat şu anda kaç? Arkadaşlar. Bluetooth'u kapattı ya. Saat kaç? Görüyorsunuz 00:37. Gecenin yarısı oldu. Artık yavaştan yatacağız. Evet, bizde geceler böyle. Hiçbir şey kalmamış. Gecede iki kere dolduruyoruz arkadaşlar. Bayağı hiçbir şey kalmamış. Önceden de böyleydi. Tabii o zaman daha tatlıydı. Şimdi o, inanın gerçekten yine aynı tat var ama o zaman diyeceksiniz ki çok farklı. O tahta sofrada oturmak, dedemle beraber yemek, ne bileyim, o tarhana çorbası, hep beraber kaşıkları daldırıyorduk böyle fıldır. Zamanla değişiyor zaman ama biz yine geceleri bu şekilde eğleniyoruz. Simha geldiğinde yine hımbıl oynuyoruz, işte birçok şey oynuyoruz.
Semiha diyorum. Sevda geldiğinde kendi aramızda da en çok ben gece kızımla zaman geçiriyorum arkadaşlar. Ben çocukken de böyleydi. Çocuklar ön planda. Meyvenin iyisi ona verilir. İşte ürünün iyisi ona verilir. Onun etrafında her şey şekillenir ki çocuğa verilen değer ortaya çıkar. Babam da biz de o şekilde zaman geçiriyordu. Dedem de aynı şekilde. Biz de şimdi kendi kızımızla zaman geçiriyoruz. Çok şükür Rabbime. Zaman dediğim gibi değişiyor. Ama güzel bunlar. Beraber oturup eğlenmek güzel. Bu arada oyunda ikra kazandı. Öyle söyleyeyim ben size. Ağzına kadar dolduralım bir kere daha. Sabaha kadar bu bizim ısınmamızı sağlıyor. Unutmaz, unutmaz. Biraz daha kozalak koydum. Evet. Bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kedimiz burada uyuyor. Burada kedilerimiz uyuyor. Şurada bir tane kedimiz uyuyor. Onların uyuma yeri oldu burası. Evet, waffle denedik. Bence güzeldi ama yani şöyle hamurun üstüne hamuru siz aynı şekilde koyup üzerine çikolata sürüp şey yapsanız aynı. Semiha da onu söyledi. Annem de onu söyledi. Yani ona gerek var mı bilmiyorum ama tabii güzel yapıyor hamuru. Merak etmişler, aldılar. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Hep böyle mutlu günlerde waffle yiyelim. Waffle yani. Ne biliyor musunuz? Kolacın üstüne çikolatayı sürüp üstüne çilek sürmek. Başka bir şey değil. Neyse bakalım. Görüşürüz. Gecemizi böyle geçiriyoruz. Normalde benim edit yapıyorum. Edit yapmadığım zamanlarda da bu şekilde hem oynuyoruz hem gülüyoruz. Hem de kızımızla zaman geçiriyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Waffle makinesi. Sizi gidip pıtı piller sizi. Pıtı pıtılar iyice büyüdüler.